Merhaba, bugünkü konuğum Aybil Göker. Habitus Araştırma Şirketi'nin kurucu ortağı, sosyolog ve antropolog. Aybil şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Ekibiyle beraber hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde farklı etnografik araştırmaları yönetiyor. Aybil ile bugün markaların insanı anlamak için hangi araştırma yöntemlerini, hangi şekillerde kullanması gerektiğini konuştuk. Ama tabii orada kalmadık. Yeni jenerasyon, algoritmalar insanı anlar mı gibi daha derin konulara da indik. Umarım beğenirsiniz. Aybil, sana ilk sormak istediğim sorulardan bir tanesi. Seni de bu şekilde ilk bir röportajını izleyerek, yani dinleyerek tanıdım. Tüketici, müşteri tanımlarının çok sık kullanılmasından hoşlanmadığını biliyorum. Biraz bundan bahseder misin? Tabii ki. Şimdi aslında bu iki kavramda, iki tanımda günlük hayatımızın içerisinde olan tanımlar ve kavramlar. Ama ben neden bu konuda ısrarcıyım? Bir ara vermek gibi düşünüyorum. Yani eğer müşteri odaklı bir markaysan, onu aslında şimdi insan odaklıya çevirmeye çalışıyorsan, o zaman mantıken zaten insan diye ele alman gerekiyor. Tabii ki bu bir taraftan da benim profesyonel hayatımla da alakalı. Biliyorsun ben bir antropoloğum ve dolayısıyla benim işim insanı anlamak. İnsanı kültürel kodları üzerinden anlamak ve insana yakınlaşmak. İnsana yakınlaşmanın yollarını anlamak, yaratmak ve bunlar üzerinden de o detaylara inebilmek. Yani gerçekten biz neyi neden yapıyoruzu çok detaylı anlayabilmek için yakınlaşman gerekiyor. Şimdi yakınlaşmak gibi bir bazen de zorlayıcı, çok da gerçekçi olmayan, çok da kolay olmayan bir yol haritası üstünde baştan müşteri dediğin zaman zaten aranda bir bariyer yaratıyorsun. Baştan tüketici dediğin zaman bir bariyer yaratıyorsun. Oysa ki şunu da unutuyoruz, o da çok enteresan geliyordu bana mesela kendi müşterilerimize gittiğimiz zaman. İşte müşteriyi çok iyi anlayalım, tüketiciyi çok iyi anlayalım, detayına inelim falan derken aslında şunu da ben ifade etmek istiyorum. Şimdi ders verirken de Bilgi Üniversitesi'nde tam oralarda dolaşıyorum. Onlar da aslında kurumsal dünyadan gelen insanlar. Hı hı. İnsani bir ilişki üstünden tanımlıyor olmak çok çok daha kolay. Ve senin zaten günlük hayatında bir insan olduğun için yaptığın davranışlarını gözlemlemek için ayrı bir teknik uygulanabilir ama sen zaten hani yaşamsal bir kabiliyettir bu. Karşı tarafı anlayabilmek, işte mind reading dediğimiz mesele böyle çok hani spiritüel bir şeydir. O tarafı da vardır ama hani herkesin averajda da, averaj bir şekilde de aslında ortalama bir şekilde de karşı tarafı anlayabilmesi için bir takım kültürel ipuçlarını bilirsin. Yani yüz okuyabilirsin, beden dili okuyabilirsin, bozulursun, küsersin falan gibi değil mi? Bunlar en insani şey. Tamam peki mesela sen eğer bir deterjan markasını yönetmeye çalışıyorsan, orada bir strateji yaratmaya çalışıyorsan, yani çamaşır yıkayan tüketicimiz nasıl demek bana çok yabancılaştırılmış bir şey gibi geliyor. Yani bana çok komik geliyor açıkçası. Yani bilemiyorum anlatabildim mi ama. Evet, sen de evde çamaşır yıkıyorsun muhtemelen. Evet. Evet yani oradaki mesela bizim yaptığımız teknik tabii ki ona farklı farklı bakabilmek. Yani o çok doğal ortamda antropolog birazcık daha yabancılaşarak oraya yani doğal olarak gördüğümüz her şeyi aslında bir tık geriden bakarak neler yapılıyordu anlayabilmek ve o detaya inebilmek için bir yöntemimiz var. Ona da yani katılımcı gözlem diyoruz zaten. Biraz da böyle enteresan bir şey. Hem katılıyorsun hem gözlemliyorsun ama hayat da öyle bir şey. Yani ben böyle hani büyük kategoriler, şablonları falan pek sevmiyorum. Müşteri bunları çok sever. Yani marka tarafları. Çünkü çok kolay idare edilebilir bir durum. Ama yenilikçi ve farklı bir şey söylemek istiyorsan da birazcık da bunları böyle deşmek, genişletmek, tekrardan çizmek, tekrardan yapılandırmak gerektiğini düşünüyorum. O yüzden işte sebebi bu. Yani aslında günlük hayatta zaten hayatın içindeyken biz zaten hepimiz müşteriyiz tırnak içinde. Hepimiz tüketiciyiz. Kendi davranışlarına o kadar farklı bir şey değil. O yabancılaşmanın ben baştan konulması bana kalırsa çok bu meseleyi samimiyetten ve yakınlıktan uzaklaştırıyor. O yüzden itirazım var. Benim açıkçası çok ilgimi çekmişti o dönemde. Çünkü şöyle zaten sizinle tanışmam da öyle oldu. Şimdi insanı, tüketici demeyeyim ya da müşteri demeyeyim, evet. İnsanı
toplumu, kültürleri, trendleri anlamanın aslında birçok yöntemi var. İşte araştırma yöntemi var. İşte kalitatif olarak, kantitatif olarak. Ama şimdi bu araştırmaları şirketler içerisinde, markalar içerisinde kimler yapıyor? Pazarlama departmanları yapıyor, işte pazarlama yöneticileri yapıyor. Fakat sorun şu ki pazarlama yöneticileri ya da departmanları bu yöntemlerin hangisinin hangi amaca yönelik olduğunu ya da tam neye hizmet ettiğini anlamadan bu araştırmaları yapıyorlar. İşte bir araştırma şirketiyle anlaşılıyor, fokus gruplar yapılıyor. Hadi tamam artık fokus grup çok yapılmıyor olabilir ama işte anketler yapılıyor. Bir sistematiği olmuyor, biraz da ezbere yapılıyor bu araştırmalar. Hadi bakalım müşteriyi anlayalım, bir araştırma yapalım. Peki hangi, neyini anlamak istiyoruz? Neyini araştırmak istiyoruz? Bu pek bilinmiyor. Biraz bahsedebilir misin? Yani biliyorum çok geniş bir konu ama hangi tarz araştırmalar var günümüzde en çok uygulanan müşteri tarafını anlamak, yani müşteri tarafını değil de insanı anlamak için? Ve bu noktada sizin yaptığınız, bir sonraki sorumda sizin yaptığınız etnografik araştırmalar nelere hizmet edilebilir ve hangi durumlarda kullanılabilir? Biraz bundan bahsedebilir misin? Evet, çok çok geniş bir soru. Ben bunu en özet ve en az karmaşık halde bakalım cevap verebilecek miyim? Deneyeceğim. Bütün araştırma metotları aslında çok kıymetli. Yani tabii ki ben etnografik araştırmayı önde tutarım. Çünkü ona inanıyorum. İnanmamın sebebi de hem bunu pazar araştırmaları dünyasına girmiş bir akademisyen olarak görüyorum. Hem de zaten tabii ki işte bu benim kendi eğitim hayatım bütün işte sosyal bilimlere, sosyolojiye ve antropolojiye dayalı olduğu için onu çok özümsemiş bir insanım. Dolayısıyla ben en nihayetini yanlı, yani doğru bir ifade midir bilmiyorum, o şekilde düşüneceğim. Daha öznel düşüneceğim. Bunu bir kenara koyuyorum. Ama bu demek değildir ki diğer araştırma yöntemleri çok kıymetsizdir, değersizdir. Hiç öyle bir yerde değilim. Çünkü her şeyin bir faydası var. İnsan çok komplike bir varlık. Yani insanı sadece bir metotla anlayabilinir, sadece onun davranışlarını, niyetlerini, bu davranışlardan nereye doğru evrilebileceğini işte sadece etnografik yöntemle anlaşılır diye bir şey söylemek çok bana doğru gelmiyor açıkçası. Onun yerine ben şöyle bir yol izlenmesini aslında tavsiye ediyorum. Öncelikle gerçekten neyi anlamak istiyoruz? Yani neyi anlamak istiyoruz? İnsanı anlamak istiyoruz çok geniş bir konu. O insanın hangi alanda, hangi markayla, yani bunu genel hani markalar kendilerine elbette soruyorlardır ve biliyorlardır cevaplarını ama ben şimdi genel olarak söylüyorum. Ne ürünle ne yaptığını mı anlamak istiyorsun? Yoksa o ürünle olan ilişkilenme halinde nasıl bir insan olduğunu mu anlamak istiyorsun? Ya da bu insanın ne olduğunu anlamak istiyorsun ki yepyeni bir ürün tasarlamak istiyorsun onun ihtiyaçlarına göre. Şimdi bütün bunlar aslında benzer sorular ama oturup baktığında çok 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 daha detaylı hale dönüşüyor. Ben her zaman etnografik araştırmayı merkeze koymayı tavsiye ediyorum. Bunun da sebebi, baştan söylediğimi tekrar etmek istemiyorum, öznel bir sebebi olabilir bunu kenara koymakla beraber. Sebebi şu, etnografik araştırma yöntemi antropolojik bakış açısıyla yapıldığı takdirde söylenmeyenleri, ifade edilemeyenleri yakalamak için çok kaynak verebilen bir yöntemdir. Ne demek istiyorum? Mesela biz bir anket çıkartacağız çünkü sonuç itibariyle istatistiksel olarak da bunu tekrardan onaylamak istiyoruz ya da demek istiyoruz ki yok hayır bu böyle bir şey değilmiş demek istiyoruz. Peki ne soru soracağız orada ankette? Ne soracaksınız? Yani aslında çok da böyle hani ben bunu böyle işte biz harika işler yapıyoruz falan gibi de düşünülmesi tarafında değilim sadece. Evet yapıyoruz. Ama şöyle zaten hani akademik olarak baktığımızda kapsayıcı bir araştırma yöntemi her zaman çok daha etkili olur. Yani etnografik araştırma yani niteliksel araştırma olarak genel konuşulur ve bunun da destekleyicisi niceliksel bir araştırma yapılır. Yani bu zaten hani çok bilinen, genel geçer bir durumdur. Ama şimdi pazar araştırmalarına gelince bir de şunu da eklemek istiyorum. O kadar çok fazla soru soruluyor ki
müşteriye. İnsanların dikkat aralığı çok düşük. Ve insanlar bilmedikleri sorulara biliyormuşçasına gibi cevap verirken gerçekten neuroscience'ın da bize söylediği çok strese giriyorlar. İşte nöronlar yanıyor falan, hani bir anksiyete yaşanıyor ve o noktada da uyduruyor. Ya yani bunu ben de yaparım. Bunu sen de yaparsın. Yani 20 sayfalık bir soru ve gerçekten benimle de çok alakasız gibi hissettirilen bir soruda ben canla başla içten bir cevap vermek istemem yani. Bunu gerçekten sorgulanıyormuşçasına bir takım sorulara cevap vermek gerçekten insanı çok sıkan bir durum. Dolayısıyla oradaki soruların kalitesini ve niceliğini, niteliğini tekrar edeyim, kontrol edebilmek ve tam nokta atışı yapabilmek için önden etnografik araştırma yapılması lazım. Çünkü orada insight'ı topluyorsun. Düşünmediğin insight'lar da çıkıyor. Yani hakikaten hiç aklına gelmiyor. İşte yazıyoruz alan rehberlere bilmem ne, işte müşteriye gidiyor, müşteri çok daha iyi şeyler söyleyebiliyor. Biz onu yani harika bir şey çıkarıyoruz, hepimiz çok akıllıyız falan, ama gerçek hayata girdiğinde o kişi senin o soruna cevap vermek yerine bambaşka bir anlatıyla geliyor. Ben de işte o noktada hep şunu söylüyorum. İnsanlara bir bırakmak lazım. Neyi nereden anlatacağının hikayelendirme şekli. Başlangıcı ortada olabilir, sondan başa dönebilir. Neyse ne, o da aslında çok ciddi bir içgörüdür. Ona göre şekillenmesi gerekir mesela anket soruları. Halbuki bir de yani anket sorularında da hep şöyle bir eğilim vardır. İşte anket soruları araştırma şirketinden gelir. Departman içerisinde bir döndürür, herkes hani bakar. Ve böyle herkesten ya bir de şunu sorsaydık. Madem hadi o böyle anket şirket araştırma şirketi size böyle 5 tane çok kompakt soruyla gelir. İşte pazarlama direktörü bir soru ekler, 5 soru ekler ya da. yan departmandaki biri ya bir de şunu da araştırsaydık. Bir de hani madem 100 kişiyle görüşüyoruz o zaman onu da soralım. Abi ki yani ne kadar anlamsız değil mi? Yani şey bilinmiyor ki, ne kadar çok soru sorarsan o kadar konu dağılabilir ve kişinin cevap verme konusunda, yanlış cevap verme konusundaki eğilimi artabilir, değil mi? Evet evet, yani insanlar sıkılıyor, yani çok açıkça dümdüz söyleyelim, yani sıkılıyorlar. Yani 20 sayfa şey geliyor mesela anket soruları yani toplandığı zaman sıkılıyor. Ama şeyi de anlıyorum, yani pazarlama tarafındaki dostlarımızın da sıkıntısını anlıyorum. Çünkü onlar da ne kadar çok bilgi toplayabilirsem o kadar aslında daha düzgün bir iletişim yapabilirim. Ona göre daha iyi bir strateji yazabilirim diye düşünüyor. Buna da haksız değil. Ama yolu bu değil. Bölmek lazım. Hakikaten bölmek lazım. Belki onu, tabii burada bütçede çok önemli bir şey oluyor. Yani böyle hani afaki konuşmak da istemiyorum. Çünkü biliyorum oradaki stresleri de. Ona göre mesela kompakt yapmak gerekiyor. Yani böyle bütün dünyaları anlayacağız diye ısrar ettiğinizde işte o detaylı, yani bir markayı diğer markadan, rakiplerinden öne çıkartabilmek için o detaya inmek gerekiyor ya. Onu hiçbir zaman unutmamak gerekiyor. O yüzden de biraz daha kompakt gitmek lazım. Şöyle bir konu geliyor aklıma. Yani mesela çok basit bir, işte biraz önce yüz kremi sürdüm. Yüz kremi ile ilgili bir araştırma yapacağız. Itır'ın yüz kremi kullanma alışkanlıkları. Şimdi biraz önce dedin ya, konu çok geniş. Ne anlamak istiyoruz? Neyi araştırmak istiyoruz dedim de. Şimdi Itır'ı mı anlamak istiyoruz? Itır'ın bir kadın olarak Itır'ı mı anlamak istiyoruz? Yoksa Itır'ın krem kullanma özelliklerini mi anlamak istiyoruz? Değil mi? Yani aslında yani insanı anlamak değil, aslında bir kişinin bir konudaki tüketim trendlerini ya da tüketim alışkanlıklarını anlamak üzerine kuruluyor. Mesela ben o kremi kullanırken aslında içindeki lavanta kokusu benim belki anneannemin kullandığı bir kokuyu hatırlatıyor. Ya da yastık üzerine konulan, yastık aralarına konulan lavanta kokusunu hatırlatıyor. Belki o yüzden kullanıyorum. Şimdi bunu bir anketle çıkarmak çok olasılık, yani kişiye sorulur işte hangi kokuları seviyorsun? Krem kullanıyorsun. Evet, bu kremi kullanıyorum ama belki de kokusunu sevdiğimi farkında bile değilim belki de ben. İşte hangi kokuları seviyorsun diye hani tut ki sordu anket bana soruyu.
İşte portakal, lavanta falan diye atabilirim de. Yine de bunun ne olduğunu bilemem. Değil mi? Yani o yüzden yani senin önerdiğin etnografik araştırmalarla neyi araştırdığımızı, hangi alanlara inmemiz gerektiğini anlayıp daha sonra test etmek amaçlı diğer araştırma yöntemlerini, anketleri ya da başka yöntemleri kullanmayı öneriyorsun galiba, değil mi? Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Ama çok güzel bir şey söyledin. Gerçekten belki de biz bilmiyor olabiliriz yani neyi neden kullandığımızı. Orada da insanlara soru sormak, neyi neden kullanıyorsun, ısrarcı olmak yerine çok daha uzak yerlerden gelerek onu o soruya cevap verecek kıvama getirmek gerekiyor. O yüzden de insanlığı merkeze aldığınız zaman antropolojik araştırmada onun kültürel kodlarını da anlamaya çalışıyorsunuz. O yüzden mesela maalesef ki bu online, ki ondan da hatta bahsedebiliriz. Hani online bir hayata geçtik, işte Covid biraz bizim hani biraz bayağı bir kısıtladı. Yapmak istediğimiz şekilde olan, hani hep alışa gelmiş olduğumuz araştırmaları, yani o insanın hayatına entegre olmak gibi. Orası çok problemli maalesef. Yani elimizden geldiğince yapıyoruz baktığında. Ve fakat bir insanın yaşam alanına girdiğiniz zaman bir antropolog olarak onun bile görmediği, bir anlam vermediği, o bir bütünlük içerisinde o objenin orada durmasını belki anlamlandırıyor ya da tek başına anlamlandırıyor. Ama oradaki yarattığınız sohbet esnasında çok şey öğrenebiliyorsunuz. O yüzden mesela çok sevdiğim bir şey, zor bir şey ama bu söylediğim öyle kolay bir şey de değil. Yani eyvah ne olacak şimdi, yani Aybir Hanım böyle şeyler söylüyor da biz bunu nasıl falan. Doğru, ama işte bu da bir ekspertiz meselesi, yani yapacak bir şey yok. Ucu açık antropolojik araştırma, yani böyle agresif soru sormaz. Bunu bilhassa her yerde söylüyorum, çünkü agresif soru sorduğunuzda o soruya uygun cevap arıyorsunuz. Oysa ki ben o soruya uygun cevap aramıyorum. Not necessarily. Yani o soruya uygun cevap yerine onun kendi verdiği hikayeyi yakalamaya çalışıyorum. Ve bunu kültürel kodlar üzerinden tekrardan yapı bozum gibi ortaya çıkartıp ondan sonra bir şey söylemek istiyorum. Yani her şeyi bir dağıtmak istiyorum önce. Dağıttıktan sonra toplamak istiyorum. Ve o toplarken de o aradaki bağlantıları işte yakalayabilmek mühim. Yani işte lavanta kokusunun anneanneden geldiğini yakalamak çok önemli. Çünkü o zaman mesela markaya diyebilirsiniz ki evet, anneanne kokusu mesela çıktı, bir tane değil yani artık bir örüntü olmaya başladı bu kaos içerisinde. İşte 50 kişiyle görüşme yaptınız, 50 kişiden işte 30 tanesi neyse artık, yani yoğunluk olarak bu çıkıyor. Belki marka diyecek ki aman aman ben hiç buralara gitmek istemiyorum. Çünkü ben çok daha genç bir koku olmak istiyorum. Genç koku olurken lavantayı da tutmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağız? İşte o da ayrı bir stratejik olarak başka türlü ufak ipuçlarını yakalayarak tekrardan şekillendirebileceğimiz bir şey. Yani böyle şey gibi düşünülmesini istiyorum ben antropolojik araştırmanın. Yani son işte sunumda öyle olmuyor ama biz, yani bizler bu işi yapan insanlar olarak o çok doğal bir bilgiye elimize geçirmemiz lazım. Yani o çok doğal bilgi gerçekten çok kıymetli. Çünkü nereden bakarsanız başka türlü görebileceğiniz bir özelliği oluyor. Soru cevap olarak gitmediği için, ucu açık olduğu için, analiz yapabildiğimiz için, o gözlemde ufak ipuçlarını yakalayabildiğimiz için çok kıymetli. Ya sizin sunumunuzda sanırım web sitenizde de var bu, böyle şeyin içine cevizler vardı, onu hatırlıyorum. Evet. Bu aklımda kalır kaç senedir. Yani sonuçta ceviz dışarıdan göründüğü gibi aslında çok sert ve bambaşka bir meyvedir ama aslında içini açtığınızda içinden çok bambaşka bir, oldukça da bazen yumuşak da olabilen bir meyve çıkıyor içinden. Yani meyvesi oluyor galiba, değil mi, içinden çıkan? Evet, yemiş. Bizim yediğimiz yemişi çıkıyor yani. Evet. Yani aslında insan da biraz böyle öyle dışarıdan gördüğüm işte krem kullanma alışkanları, ıtır. Şu sosyoekonomik grupta, şu demografide ve kuru ciltli olduğu için bu seviyedeki bu ürünü kullanıyor demek, o aslında cevizin dışını görmek aslında tamamen. Evet, yetersiz bir bilgi ama bir bilgi, yani kötü değil ama bir bilgi ama yetersiz, evet. Evet, ama onunla ilgili etrafında bir hikaye anlatmak, hani böyle hikayeni anlatmak da şu aralar çok kullanılan bir kelime ya. Hikaye anlatmak. Bu hikayeyi nasıl anlatacaksın? O insanın gerçekten içten gelen aslında motivasyonlarını, kültürel altyapısını, kültürel kodlarını anlayabildiğin zaman ya da yaşam kodlarını anlayabildiğin zaman o hikaye, o kişiye aslında anlamlı geliyor.
Dolayısıyla yani o sadece o zaman kremini anlatıyor olursun ve kremini satmaya çalışıyor olursun o kişiye. O kişinin başka türlü dertlerini ya da iletişim kanallarını açamazsın, değil mi? Aynen öyle. Bir de yani yaşam tarzını da anlamak gerekiyor. Onu unuttuğum gibi oldu ama o yaşam tarzını da sadece onu yaşam tarzı olarak alıp kenara koymak değil. O yaşam tarzını o kültürel bağlam içerisinde nasıl devam ettiriyor? Nerelerden rezistanslar alıyor? Nereleri açmak için çok onay verebiliyor? Yani meseleye sadece krem gibi baktığınızda dediğin gibi yani evet kremi bu yaş aralığı şu markayı kullanıyor. Tamam da neden? Nereden geldi bu? Ya da onun yaşam tarzına uymadığı halde bunu kullanıyor olması mesela çok ilginç bir konu olabilir. Yani ne alaka? Nasıl? Hiç biz öyle düşünmemiştik. Ama işte o yaşam tarzı aslında habitusu, bizim ismimiz, habitusunu çok iyi değerlendirebilirsek, iyi anlayabilirsek, iyi aktarabilirsek gerçekten markalara çok çok büyük faydası olduğunu işte bu yıllar içerisinde işte 10. yılımız olacak artık 2022'de görmüş olduk, tecrübe ettik hakikaten öyle. Şimdi sizin yaptığınız esas etnografik araştırma yapmak ve dolayısıyla aslında etnografik araştırmalar sadece markalar için değil hani toplumlar için belli jenerasyonlar için de çok çok eminim çok büyük size içerikler veriyor ve bir takım hatta bizim bilmediğimiz bilgilere ulaşmanızı sağlıyor. Şimdi bu noktada şeye geleceğim. Hemen hemen her marka şu anda gençlerle konuşmak istiyor. Gençleri anlamak istiyor. İşte Gen Z dediğimiz Z jenerasyonu. İşte ben şu anda Ziraat Bankası'nın şirket aplikasyonunu açtığımda bile Z kuşağı diye önden bir animasyon çıkıyor. Bütün markalar Ziraat Bankası gibi düşün yani aslında eski bir evet. Yaşlı bir marka bile Z kuşağı anlama derdinde. Senin bununla ilgili böyle paylaşmak istediğin belli bir takım gözlemlerin var mı? Yine çok geniş bir soruyorum biliyorum ama. Yani hani neler, ne tarz değişimler, ne tarz değişiklikler görüyorsun yeni jenerasyon dediğimiz grupta? Bir şey daha ekleyeceğim bu soruya. Soruyu bir tık daha bir genişleteyim diye değil de biraz daha hani cevabımı daha kapsamlı vermek amaçlı şunu söylemek istiyorum. Şimdi nesil dediğimiz şey yani jenerasyon dediğimiz şeyi böyle çok hani sayılara da bölmek problemli olduğunu düşünüyorum. Bunu hemen bir söyleyeceğim ondan sonra biraz daha hani kendi gözlemlerimle de inşallah burada biraz bilgilendirebilirim. Yani şöyle mesela ben X jenerasyonundan varsayılan X jenerasyonunun parçasıyım. Değil mi? O zaman da doğdum. Onun işte bütün kültürel kodları içerisinde hemhal oldum falan ama Z jenerasyonundan çocuklarım var. Şimdi ama bu demek değildir ki ben Z jenerasyonunun hikayesinden etkilenmiyorum. Yani çok başka bir şey konuşuyoruz. Mesela kalıplara böldüğümüz zaman bu aradaki geçirgenlikleri ve etkileşimleri görmez oluyoruz. Yani Y jenerasyon kendi çapında bir community. Bir de markalar çok sever ya community'miz olsun yani. Hiç olmaz öyle bir şey yani. Hiç olmayacak bir şey. Neyse hele Z jenerasyonu için ona da geleceğiz. İşte bir community böyle, bu böyle davranıyor, bu da böyle davranıyor. Yani aşağı yukarı bir şeyler söyleniyor ama ben hep detaya takılan bir insan olduğum için hem kişilik olarak böyle hem de mesleki olarak böyle. O aradaki geçirgenlikleri gerçekten yakalamak lazım. Çünkü eğer onu yakalamazsanız bu sefer Z jenerasyonu mesela anlamaya çalışıyoruz değil mi? Ama Z jenerasyonu X'ten de etkileniyor. X jenerasyonu Z'de. Biz aynı evde yaşıyoruz. Yani gene böyle hani müşteri tüketici falan gibi böyle garip bir yabancılaşma oluyor. Mesela ben TikTok şeyini söyleyeyim. Mesela belki bu komik bir örnek olabilir. Özellikle Covid döneminde TikTok çok böyle hani meşhur oldu falan. Herkes bütün ailelerin eğlence alanı oldu bilmem ne. Ama ben orada şöyle bir şey yaptım ve böyle bana kalırsa çok da tatlı bir gözlem oldu. Benim çocuklarım işte hadi anne beraber dans yapacağız, şunu yapacağız falan filan ve ben de onlara onlar gibi davrandım. Yani ben Z jenerasyonu oldum, onları X yaptım. Bir performans geçti evde. Böyle mesela onlara hani bir şey yap dediğinde böyle tamam ya 5 dakika sonra falan gibi böyle bir laflar duyuyoruz ya yani işte bir öteleme hali. Ben de bilhassa kendimi yatağa attım.
İşte yapmayacağım, birazdan geleceğim dedim. Yatakta yuvarlanıyorum, yerlere atıyorum. Yani neyse, onu performe ettim onlara. Onlardan da bu sefer bir ilk jenerasyonu olan anneymiş gibi ya da babaymış gibi bana tepkilerini gözlemledim. Siz böyle yapıyorsunuz. Şimdi bu bizim için çok eğlenceli oldu. Benim için acayip keyifli bir gözlem oldu falan ama orada da mesela X jenerasyonu direkt olarak Z jenerasyonun hayatına girdi. Çünkü o öyle bir mecra oldu. Sonra işte başka türlü şeylere geçildi ama bir giriş çıkışlar var. Hani bunu böyle en basitinden biraz böyle benim hayatımlık tatlı bir örnekle anlatmak istedim. Ya Z jenerasyonu bence global anlamda biraz hani değerlendirirsek çok daha açık bir jenerasyon olduğunu görüyorum. Bu açıklık her anlamda. Ama tabii ben Amerika'da yaşadığım için ve çocuklarım da her daim benimle olduğu için onların da Z jenerasyon dünyasını gördüğüm için mesela seksist, cinsiyete yönelik bir ayrımcılık ya da işte bir takım yani gereksiz harcamaları yapıp işte çevreye zarar vermek gibi kavramlar öğretilmişten öte bana kalırsa bir tık içselleştirilmiş olan bir yerlere doğru gidiyor. Ama buradan bahsediyorum. Türkiye'ye baktığımızda da aslında bundan çok uzakta değil gençler. Yani onların da hassasiyet konuları X jenerasyonundan o noktada farklı, daha farklı bir farkındalıkları var. Mesela şöyle bir araştırmaya bu arada başlamaya kesin karar verdik bu sabah itibariyle. Mesela şimdi Amerika'da Z jenerasyonu çalışmıyor. Bilmiyorum. Biliyor muydun böyle bir insight'ı? Şöyle çalışmak istemiyor daha doğrusu. Çalışmak istemiyor derken hani böyle kurumsal bir yere girmek dışında işte garsonluk yapmak, işte McDonald's'ta taşımak, işte çalışmak, oradan bir şekilde işte okulunu idare ettirmek falan hep bu bildiğimiz American Dream meselesinin içinde gerçekleşmiş olan durumlarda mesela restoranlarda da çalışmıyorlar falan. Şimdi bunun neden olduğunu biz araştırmaya başlayacağız. Ama şunu görüyorum. Çünkü diyor ki yani zaten çok predict edilemeyen yani böyle ne olacağını tam bilemediğimiz bir zamanla yaşadık ve yaşıyoruz ya. Ve onların bu birincil tecrübesi yani tam iş hayatına girerken düşünün tam mezun olacakken hiçbir şey olmuyor. Hiçbir ritüel yerinde değil. Yani iyi veya kötü bir şekilde bir düzen, bir şey vardı. Ama o bütün rutinler, beklenen ritüeller ortadan kalktıktan sonra bir kriz içerisindeyken dünya bu sefer onların gelecek güveni ve gelecek hayalleri büyük büyük olamıyor. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Yani o büyük büyük olamıyor. Çünkü sistemde bir değişiklik var ve bu sistemdeki değişikliği fırsata çevirebilmek gücündeler aynı zamanda. Ne yapıyor mesela? En azından buradakiler için daha çok konuşuyorum. Şu anda farkındayım ama önemli çünkü bu imkan olsa hani Türkiye'deki gençlerin de bence birebir de yapmayı tercih edeceği bir şey. Yani daha dijital ortamda para kazanabilmenin yolları. Burada bu iş oluyor. Ve diyor ki o zaman ben işte $10 mecbur değilim işte oradan oraya gideyim, saatini onu harcayayım, yoruluyorum, hiç gerek yok ama ben bu işi zaten yapıyorum. Ya da mesela şöyle bir şey var, biraz ben para kazanmam lazım bugün, hemen gideyim Uber yapayım. Evet ve de kazanıyor. Ya dolayısıyla şimdi o geçiş dönemlerinde olan gençler için hayal kurmak yerine şu anda para biriktirmek. Yani para önemli olmaya başlamış durumda. Mesela X kuşağına benzetiriz diye kuşağı biraz. Çünkü daha materyalist, daha işte rasyonel. Çünkü X'in çocukları gibi o devamı görmek. O yüzden aslında hani jenerasyon derken birbirinden ayrı gibi düşünmek çok doğru gelmiyor bana. Kimin çocuğusun? Hangi jenerasyonun o zaman çocuğusun? Orada bir diyaloğun oluşması gerekiyor. Çünkü anne babasından gördüklerini bir yansıması oluyor yaşadıkları hayat ya da bir tepkisi oluyor yaşadıkları hayat. Kesinlikle öyle. Aynı söylemlerin içerisinde büyüyorlar. Aynı söylemlerin içerisinde büyüyorlar. Tabii onu büküyorlar. Tabii ki yenilikler oluyor. Tabii ki başka krizler oluyor. Yani hiç olmayan bir şey. Pandemi gibi yani artık hani hiç yüzyılda bir gelen mesele biz bu zamana gelip hani Z jenerasyonunda birazcık yerinden etti. Yani rutinlerinden, ritüellerinden, potansiyel bir gelecekten etti ve çok kaygılı bir genç
nesil olduğunu ben düşünüyorum. Bu Türkiye'de yaptığımız araştırmalar çok daha karamsar tabii. Yani yani hem siyasi olarak hem ekonomik olarak önünü görememek, ne yapacağını bilememek. Daha yeni bir araştırma Türkiye ve Kazakistan üzerine sonlandırdık. Mesela gençleri orada da anladık. Ama gençlerin Türkiye'de en büyük gücü mizah. Onu biliyorum. Yani o mizah gerçekten bir umut. Hem umut hem de aynı zamanda bir dayanışma ve bir direniş halinde kullanıldığını tespit ettim. Bu yani Türkiye'deki Z jenerasyonu için çok böyle coşku dolu şeyler maalesef ki tırcım söyleyemeyeceğim. Çünkü bu endişeler geçecek gibi gözükmüyor. Bu endişelerle başa çıkma yöntemi olarak mizahı kullanıyorlar. Hayal olarak bir an önce yurt dışına gidebilmek veya işte mümkünse hala bir ümit varsa büyük şehirlere gelebilmek, orada bir hayat kurabilmek için uğraşmak. Çok sıkışık durumdalar. Dolayısıyla yani hani ya da yaptıkları mesleğin dışında çok farklı mesleklere ya da günlük işlere o kadar emek vermişler, üniversite mezunu olmuşlar ki bunlar bizim zamanımızda da yaşanıyordu ama şimdi çok daha sıkıntılı. Tabii Amerika ile Türkiye arasındaki çok çok fark var da hani sadece şu iş bulma meselesine baktığımızda burada iş yani daha böyle geçiş döneminde yapılabilmesi makul olan işleri yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla restoranlar, kulüpler, barlar gibi yerler ya da marketler gençleri bulamıyor. Sana çok komik bir şey daha söyleyeyim. Mesela bu bizim evin dışında McDonald's var. McDonald's'ın da böyle dışında işte şey hani bu menü bu kadardır falan promotion işte POP'si duruyor. Orada Starbucks ilan veriyor. Genç. Ya ben bunun fotoğrafını çektim fakat geceydi. Flash yandı ve hiçbir şey gözükmüyor. Ama gerçekten İşte Spotify'ınızı ödüyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Yani McDonald's'ın izin alarak, oraya kirasını ödeyerek McDonald's'ın küçük mini billboard'unda Starbucks barista arıyordu. Yani biraz farklı bir yere doğru gidiyor burası da. Türkiye'de tabii bambaşka bir zorluk daha var tabii yani. İş bulamamak gibi. Sana bir son bir sorum var. Şimdi birçok konunun ölçümlenebildiği, biliyorum hani çok belki alanında değil ama bu konularda çok araştırma yaptığını da biliyorum. Birçok konunun ölçümlenebildiği, datanın çok hakim olduğu, artık hani algoritmalar sayesinde kişilerin birçok davranışının, online davranışının hatta da fiziksel davranışının da yakalanabildiği ve monitör edilebildiği bir dünyadayız. Peki bu algoritmalar, sistemler, makineler insanı anlamaya yeter mi? Anlayabilir mi ya da? Ya aslında şöyle, tabii ki ben ne diyeceğim yetmez. Tabii ki öyle diyeceğim ama bunu içtenlikle söyleyeceğim. Ama bu bir süreç. Yani tam anladık biz insanı diye bitirmiş bir durum değil. Yani ben şunun altını çok önemli çizmek istiyorum. Yeni bir yöntem geldi. Hadi bunu hemen kullanalım ve budur yani mesele diye yaklaşmamak lazım. Çünkü artificial intelligence, yapay zekaya uğraşan bilim insanları da meselenin çözüldüğü tarafında değil. Yani bu bir süreç. Bu sürece dahil olarak sürecin verdiği kadarını anlayabildiğimizi kabul ederek, biraz hadler falan bilinerek bu sürece içinden ne çıkabiliyor bugün itibariyle, ne yakalayabiliyorum diye bakmak gerekiyor. Ama benim çok heyecanlandığım bir taraf var. Mesela şimdi Amerika'da da çok popüler, bayağı da iyi üniversitelerin programlarını aldığı master programları ve hatta lisans programları var. Ve bu insan bilgisayar etkileşim programları, yani gerçekten human computer interaction diye böyle birebir de tercüme ettim. Bilhassa ki çok hoşuma gidiyor. Yani o kadar açıkça ifade edilmiş bir şey bu. Ve bu programlarda sosyal bilimler dışarıda değil. Yani sosyal bilimler çok merkezde. Bunun bir sürü sebebi var. En nihayetinde insanı ne kadar yakından anlayabilirsek, çok kompleks olan bir varlık, çözülmüş bir varlık değil. Ne kadar çözülür bilmiyorum. Böyle birbirini
yakalamaya çalışan bir sistem var, bir taraftan insan var. Hani onu bilemiyorum. Belki sistem bizi sonunda kontrol edecek falan, artık o bir science fiction'a gidecek ama ki öyle de, yani o tarafı da var. Ama ona bugün girmek istemiyorum. O iç karartıcı bir kısım. Ama şu, bu kadar kompleks bir yapıyı sosyal bilim olmadan nasıl anlayabileceksiniz? Tabii ki ihtiyaç var. Yani hele antropoloji, insan bilimi. Psikoloji olmadan mümkün değil bunu çözmek. Sosyoloji keza çok kıymetli. İşte bilişsel psikoloji gene öyle. Yani neuroscience zaten çok kıymetli. Dolayısıyla bu bir etkileşim. Yani o sınırların kalkalı, zaten 90'lardan beri hep konuştuğumuz mesele bu ama o disiplinler arası hadi beraber çalışalım, bir projede beraber olsun gibi bir niyet değil. Yani ihtiyaç bunun üstüne kurulu olarak bugün Amerika'daki bir sürü üniversitenin gündeminde. Neden önemli? Sadece insanı anlamak için değil. Bir taraftan da etik tarafı var algoritmaların. Yani algoritma olabilmesi için bir makineye bir şey öğretmen lazım. Çok böyle benim de eksper olduğum bir ayar olmadığı için çok böyle büyük büyük kelimeler etmeyeceğim. Ama en basitinden anlatabilmek için anladığımı şöyle ifade edeyim. Makineye öğrettiğiniz kadar makine algoritma yazmaya başlıyor ve ondan sonra onun önüne geçemiyorsunuz o algoritmanın. Algoritma devam ediyor. Sizden bağımsız bir şekilde devam ediyor. O yüzden birçok antropolog da yapay zekanın etiği üstüne çalışıyor. Orada çok ciddi bir ayrımcılık, ırkçılık bilgilerinin baştan girilmemesine dair çok ciddi komisyonlar var. Ve bunlar alelade değil ve bu noktada da şey de çok hoşuma gidiyor. Yani yapay zeka tarafında ya da machine learning tarafında, makineler öğrenmesi tarafında çalışan bilim insanları da buna çok açık. Yani iyi bir şey var ama çok dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü algoritma bir süre sonra kontrolü yok yani. Evet, evet. O noktada senin söylediğin bir şey vardı. Hani data scientistlerle artık antropologların, sosyologların beraber çalışması gibi bir nokta vardı. O bence çok çok kıymetli. Bir de aslında yine orada da aynı noktaya, en başta söylediğimiz noktaya geldik. Hani müşteri diye başladık. Müşteriyi farklılaştırmayalım. Onu ayrı bir sanki bir varlık ya da nesne gibi görmeyelim. Hepimiz insanız sonuçta, insanı anlamaya çalışıyoruz. Şimdi sonra işte müşteri, marka, algoritmalar, makineler. Makinelerle insanları bir araya getirdiğimizde de onları da ayrıştırmamamız lazım. Onları da bir araya getirmemiz gerekiyor. Ben hani hep burada artık sosyologların ve antropologların bu noktada çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyorum. Yeri geldiği zaman markalarla müşteri dediğimiz, yani markalarla insanların ilişkisini oturtmak, yeri geldiği zaman da o makinelerle, bilgisayarlarla insanların ve müşterilerin ilişkisini oturtmak, ilişkisini regüle etme konusunda çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum antropolojinin, sosyolojinin. O yüzden bu konuşmamız da tam da vaktinde oldu aslında. Böyle markaların bir şekilde insanlara ulaşmaya çalıştığı, bilgisayarların, algoritmaların insanlara ulaşmaya çalıştığı, insanları ikna etmeye çalıştığı bir ortamda. Çok teşekkür ederim Aygül'cüm. Sabahın köründe kalkıp benim derin sorularıma cevap verdiğin için. Ay, inşallah çok kafa karıştırmamışımdır. Sabah kör vakti olması hiç önemli değil. Çok çok keyifliydi. Ben çok teşekkür ederim.